Sevgili izleyiciler, bilim İonya'da doğdu. Anadolu'da, Ege kıyılarında. 2500 yıl kadar önce. O milletli düşünürlerin öncüsü Thales bir matematikçiydi. Ama ne yazık ki o atılım uzun sürmedi. Ta ki 20. yüzyılın başında genç bir cumhuriyet bilimi rehber edinene kadar. Şimdi bilim bu topraklarda da yeşeriyor. Cahit Arf bu yeniden uyanışın sembolü oldu. Onun bayrağını şimdi Tosun Terzioğlu gibi matematikçiler devraldı. İşte bu programda size Tosun Terzioğlu'nu tanıtmaya çalışacağız. Evet, babam da matematikçiydi, matematik profesörüydü, Nazım Terzioğlu. Ben 1942'de Mart'ın ortasında, çok soğuk bir kış günüymüş, İstanbul'da doğdum. Annem de babam da üniversite öğretim üyesiydi. Annem Meliha Terzioğlu, fizyolog, tıp fakültesinde çalıştı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. Daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi oldu. Babam da matematikçi, Nazım Terzioğlu. Laleli'de büyüdüm. Koca Ragıp Paşa İlkokulu'na gittim. Doğrusu okulu çok fazla sevmedim. Dersleri, ödevleri falan çok kolay yaptım. Yani çok kolay geldi okul. İlkokul bittikten sonra Robert Kolej'e girdim. Ortayı ve liseyi hepsini Robert Kolej'de okudum. Hocam gençlik yıllarınız nasıl geçti? Biraz da gençlik Tabii yıllarınızdan yani bahsedelim. işte ilkokuldan sonra Laleli'den Bebek'e taşındık. Ben Robert Kolej'e girdim. O önemliydi çünkü İngilizce öğrendim. İngilizce öğrenince ne oldu tabii? Okuyacak daha başka kitaplar da çıktı. Evde annemin, babamın kitapları vardı. Oldukça iyi sayılan bir okul kütüphanemiz vardı. Oradan birçok kitap aldım. Yani devamlı okudum. İşte roman okudum, hikaye okudum. Tabii Türkçeyi de bırakmış değildim hiçbir şekilde. Okulu çok fazla sevmedim açıkçası. Esasında iyi bir okul. Şu anda da mütevelli heyetiyim. Bunu söylemem doğru değil ama. Ama iyi bir öğrenciydim. Yani disiplinli bir öğrenciydim. Çok kolay öğreniyordum. Notlarım gayet iyiydi. Gayet iyi geçiyordu. Ortaokulu bitirince şimdi annemle babam şeyi sormaya başladılar. Yani işte lise 3 sene daha kaldı. Sonra ne olacaksın? Yani üniversitede ne yapmak istiyorsun? Eminlerdi akademisyen olacak. Doğru, haklılar. Ama ben de emin değildim ne yapmak istediğime. Çünkü yani matematiği seviyordum gerçekten, babamın mesleği. Annem biyolog olmamı çok istedi. Biyolojiyi pek sevmiyordum açıkçası. El becerim fazla yoktu mesela laboratuvarlarda falan. Fiziği sevdim. Bir de arkeoloji ve tarihi çok sevdim. Hepimizin ondan ayaküstü öğrendiği bilim tarihi, ondan sonra bilmem Osmanlı denizciliği, Osmanlı tarihinin başka yönleri, müzik, şu bu. Ve böyle sohbette insanlar çok defa birbirlerine bir şeyler söyler. Onların hepsine belki her zaman güven olmaz. İnsanlar böyle kulaktan dolma bir takım şeyleri birbirlerine aktarırlar. Tosun Bey'den bir şey duyarsanız doğrudur. Lise sonda matematik dedim. Lise son bitmek üzereydi yani artık liseden mezun olacağım neredeyse. Hatta babam emin misin dedi. Evet emin değildim açıkçası ama eminim dedim. Öyle çıktı bir kere ağzımdan. Şöyle bir şey yaptım kendime bir strateji çizdim. İngiltere'de bir üniversiteye başvurdum. İngiltere'de okuduğum üniversite Newcastle Üniversitesi. Bitirdikten sonra doktora yapmak istedim tabii ki. Çünkü akademisyen olmak istiyordum. Ve babam da çok arzu ediyordu Almanya'da da okumamı. Kendisi Almanya'da okumuştu. Doktorasını Almanya'da yapmıştı. Doktoraya başladıktan bir yıl sonra eşimle, Nurhan'la evlendik. O da Almanya'ya geldi. Ondan sonra hocam bir yıl Amerika'ya gidecekti, Maryland Üniversitesi'ne. Ben de onun peşine takıldım. Asistan olarak Maryland Üniversitesi'ne gittim. 68'de bitirdim doktoramı ve ondan sonra hemen Türkiye'ye döndüm. Ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 68 Eylül'ünden itibaren öğretim üyesi olarak matematik bölümünde çalışmaya başladım. İşte ben 17,5 yaşında bir öğrenci ODTÜ'ye başladım. Ve inanılmaz bir hava vardı. Çünkü işte öğrenci olmanız, profesör olmanız, hani
kıdemli olmanız, genç olmanız, yaşlı olmanız önemli değildi. Hakikaten yaptığınız ve yapacaklarınız önemliydi. Yani o küçük çocuklara hakikaten yetişkin muamelesi yapıldı. Çok ciddi kıymet verildi. Şimdi geri bakınca bunun ardında iki önemli insan vardı. Biri Cahit Bey. Onu da salı günü 100. doğum gününü kutladık. Bir de Tosun Bey'di. Hocam pek çok kişinin bilmediği bir konu var. Bilime ilk katkınız. Biraz geriye gidersek 4 yaşınıza. Oraya evet size? Peki. Önemli bir katkı o bence. Herhalde 4 yaşındaydım zannediyorum. Laleli'de büyük bir evde oturuyorduk. Babam o tarihlerde bir geometri ders kitabı yazıyordu. Ve orada kendi şekillerinde kendi çiziyordu falan. Ben bir sefer seyrettim. Müthiş hoşuma gitti yani. Gayet güzel böyle nefis kuşa kağıtları pırıl pırıl parlıyor. İşte pergelleri var, başka aletleri var. İşte çini mürekkebiyle şekiller çiziyor falan. Bir gün ne derler, şeytan dürttü herhalde. Evde kimse yokken ben o salondan geçtim. Babamın odasına girdim. İşte masaya herhalde tırmandım, boyum ufaktı. Baktım işte o... Çok güzel kuşa kağıtları var. Çini mürekkebi orada duruyor. Pergelleri pek karıştırmadım ama çini mürekkebi ne kullanılacak bir kalem vardı. O kalemi bir şekilde babamdan gördüğüm gibi çini mürekkebine batırdım. Ve kendime göre matematik yapmaya başladım. Çünkü babama sorduğum zaman ne yapıyorsun burada diye matematik yapıyorum derdi. Geometri şekillerini çizerken ben de kendime göre matematik yapmaya başladım. Yaptığım matematikten çok heyecanlandım herhalde ki çini mürekkebi şişesini deviriverdim. O tarihlerde çok zor bulunan kuşa kağıtları ve masanın üstü, güzel ceviz bir masa, böyle bir leke oldu. O kağıtlarla falan ben onu silmeye kalktım ama sildikçe yayılıyor falan. Bir müddet sonra terk ettim ben orayı tamamen. İşte akşam annem babam geldiler ve... Babam bir odasına gitti, çalışma odasına baktı. Bu ne böyle dedi falan. Beni çağırdı tabii. Kimin yaptığı belli, evde başka kimse yok. Hiç dedim, ben matematik yaptım. Pek takdir görmedi. O matematiğe katkı pek takdir görmedi.